dertleşelim, konuşalım, kamuoyuna aydınlatalım. Çünkü bilgi kirliliği var. Onları burada ispatlarıyla, belgeleriyle sizinle paylaşalım. Davetime icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Bildiğiniz gibi bu hafta sonu genel kurulumuz var. Ve bu genel kurulda tarihimizde ilk defa 6 tane aday çıkıyor. Demek ki Silivrispor Kulübü bir yerlere gelmiş ki 6 tane çok kıymetli arkadaşımız bu kutsal göreve talip olmuş. Bu benim için onur, gurur. Silivrispor'un için de aynı şekilde. Bizim 900 küsur tane delegemiz var. En doğru adayı seçeceğine eminim. Tüm aday arkadaşlara da başarılar diliyorum. Bir daha yineliyorum. Kulüp tarihine ilk defa 6 tane aday çıkıyor. Ve bu benim dönemime denk gelmesinden de ayrıca çok mutlu oldum. Kendilerine de bu cesareti gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Toplantımızı düzenleme sebebimize gelince mutlaka takip etmişsinizdir. Dün ben sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Ve bunun üzerine konudan sapan bir takım yorumlar ve paylaşımlar yapıldı. Kulübümüzle ilgili. Ben de sosyal medya aracılığıyla değil de siz değerli basın mensupları arkadaşlarımla kamuoyuna daha doğru bilgileri vermek için bu toplantıyı organize ettim. Paylaşımım şu şekildeydi. Kelimesi kelimesine size okuyorum. Çok kıymetli Silivri spor sevdalıları, belediye tarafından yaklaşık bir ay kadar önce Silivri'deki bazı işletmeler gibi Silivrispor kulübümüze de otogarın taliyesi ve borcun ödenmesi konusunda bir ihtarname gelmişti. Silivrispor normal bir işletme değildi. Evet, bazı arkadaşlar sosyal medyada ne fark ederdi? Hayır, Silivrispor normal bir işletme değildir. Çay bahçesi değildir. Lokanta değildir. Silivrispor bir sivil toplum örgütüdür. Silivrispor bir ilçenin en büyük markasıdır. Normal bir işletme değildir. Normal bir işletme olsaydı hiç kimse en önemli planlamalarında Silivrispor'u en öne almazdı. Seçimlerde mesela hep Silivrispor konuşulmazdı. Demek ki Silivrispor normal bir işletme değil. Demek ki Silivrispor normal bir işletme değil. Bizzat ben kulüp başkanı Akgündür'ü olarak avukatlar ile yaptığım görüşme sonrasında Silivrispor'un haklarını korumak ve aramak adına gerekli belgeleri ve itirazları hukuk yoluna başvurarak belediye başta olmak üzere gerekli mercilere sunmuş bulunmaktayız. Saygılarımla. Paylaşımım bu. Ne yapacaktım? Ben Silivrispor kulüp başkanıyım. Kulübüme bu gelmiş. İhtarname gelmiş. Paylaşmayacak mıyım? Gönderdiğiniz şeyin paylaşılmasından korkuyorsanız göndermeyeceksiniz. İnsanlarda da farklı algı operasyonu yaratmak için trollerinize başvurmayacaksınız. Belki ben cumartesi günü yani 3 gün sonra bu kulübü bırakacağım. Ben embesil miyim? 3 gün sonra kulübü bırakacak biri olarak bu hakkı arıyorsam ben Silivrispor kulübünü Akgündür'ün önüne koymuşum demektir. Bu bunun ispatı. Kim görevi bırakacakken 3 gün kala belediye başkanıyla bir şekilde arasının açılmasına sebep olacağı. Çünkü yanlış anlaşılıyor ya her şey. Bu da yanlış anlaşılıyor. Böyle bir paylaşımı yapar. Ancak Silivrispor sevdalısı olan yapar. İşte o benim. Kendimle de gurur duyuyorum. Bunu yaptığım için. Şimdi size sormak istiyorum. Bir kulüp başkanı olarak bize gelen tebligatı ve bununla ilgili belediyeye yapmış olduğumuz resmi itirazımı kamuoyuyla paylaşmak benim görev ve sorumluluğum değil midir? Ben bu kulübün başkanı değil miyim hala? Neden paylaşmayayım? Yasal bir şeyse neden paylaşmayayım bunu? Yasal bir şey. Gönderdiniz tebligat. Ben de bunu paylaştım. Ve burada bir hassasiyet gösterdim arkadaşlar. Önemli. Bu bugün gelmedi bize. Bu yaklaşık bir ay kadar önce geldi. Ben bunu neden dün paylaştım biliyor musunuz? Çünkü
konuşmasını istemedim. Bu bir nezakettir. Bu bir duruştur. Bir ay bekledim. İçim yana yana bekledim. Ama bununla ilgili bu bir ayda tabii ki avukatlarımla görüştüm. Ve gönderdikleri şu tebligatın hiçbir manası olmadığını gördüm. Ha bundan sonra gelecek arkadaşlar bunun takipçisi olur ya da olmaz. Takipçisi olur ya da olmaz. Değerli arkadaşlar, önemli bir konuya tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu otogardan 14 yıldır hiçbir belediye başkanı kira almamıştır. Hiçbir belediye başkanı kira almamıştır. 14 yıl önce bu otogar Silivrispor'a verilmiştir. Bu tebligatlar çekilmiştir. Bu resmi bir prosedürdür ama kira alınmamıştır. Tamam, alın, talep edin ama doğru talep edin. Rakam bile yanlış burada. Yanlış. Neye göre hesaplamışlar hiç belli değil. Acemice yollanmış bir tebligat. Neyse. Oysa ki otogar kulübümüze hiç de kolay kazandırılmamıştı. O dönemi hatırlayalım. 2006 yılında AK Partili belediye başkanımız Hüseyin Turan'ın belediye başkanı olduğu dönemde otogar kulübe kazandırılmıştı ve Hüseyin Turan bu konuyla ilgili 5 yıl yargılanmıştı. En son buradaki bizim genel kurulumuzda bir daha olsa aynı şeyi yaparım, yine yargılanırım demişti. İşte Silivrispor sevdası bu. Lafla değil eylemle oluyor. Lafla değil eylemle oluyor. Bir daha yargılanırım demişti. Ve biz bu otogarı çok kolay, çok kolay işletme haline getirmedik. Orada çok önemli gönüllü kardeşlerimiz çok önemli mücadeleler verdi. Burada isimlerini zikretmeyeceğim. Bir arkadaşımız orada yaralandı, vuruldu. O otogar Silivrispor Kulübü'ne gelir olarak çok kolay kazandırılmadı. Bu kadar kolay da alınmasın. Alınmasın. Bununla beraber devam eden süreçte 10 yıl Sayın Özcan Işıklar belediye başkanlığı yaptı. Burada 10 yılda o da almadı otogarı Silivrispor'dan. O da gelirini Silivrispor'a bıraktı. Bunun bir yolu yok mu? Ha dedik ki bu bir tebligattır. Bir yasal zemindir. Yasal belgedir. Yollamak zorundadırlar. Bunun için gittik konuştuk. Dedik ki başkanım bize böyle bir tebligat geldi. Bu prosedür icabı mıdır? Yoksa bu nasıl yapacağız? Ödenmesi gereken bir şey midir? Hiç bir belediye başkanı şimdiye kadar kulüpten kira almamıştır. Bana verdiği cevap şu oldu sayın arkadaşlar. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Yorumu açık. Yiğit Hüseyin Turan mıdır? Otogarı veren. Yiğit 10 yıl belediye başkanlığı yapıp yine otogarı Silivrispor'a bırakan mıdır? Yoksa seçim propagandalarında birinci önceliğine Silivrispor'u alıp kaç tane dev proje demişti? Belediye başkanımız 23 mü? Herhalde 24. dev projesi de otogarı Silivrispor'dan almak olacak. Bu mudur? Bu mudur? Ben bu tepkiyi neden veriyorum? Bunu inanın Selami Değirmenci Beyefendi yapsaydı bu kadar tepki vermezdi. Özcan Işıklar Beyefendi yapsaydı bu tepkiyi vermezdi. Ama sen Silivrispor'la yaptın, Silivrispor'la kalktın. Silivrispor'u seven insanların oylarını aldı. Onu yapacağım, bunu yapacağım dedi. Şimdi ilk yaptığın icra tebligat yollayıp otogarı terk edin, otoparkı terk edin. Bunun yolu var mı? Her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır. Cevap. Ne yapmalıydım? Bunları paylaşmamalı mıydım? Kendi diyaloglarımı iyi tutmak adına kulübün haklarını aramamalı mıydım? Ben tarihi bir genel kurulla buraya geldim. Delegelerim beni tarihi bir katılımla seçti. Bu kulübü bana emanet ettiler. Mezardan babam çıksa ona karşı hakkını ararım bu kulübün. Karşımda kim olursa olsun doğruları söylüyorum ben. Yalansa yalan desinler. Yalansa yalan desinler. Bizler bürokrasi...
resmi bir prosedür olabilir. Açıkçası tebligat geldiğinde ben de sadece usulen gönderildiğini düşündüm. Bundan dolayı da bizzat görüşmek istedim. Fakat başkanımızın verdiği cevapla şoka girdim. Az önce söylediği cevap. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Peki, öyle olsun. Dediğim gibi 23 mega projenin ilki maalesef, hatta 24.sü Silivri Spor Kulübü'nün elinden en önemli geliri olan otogarın alınmasıymış. Bunu paylaşmak benim sorumluluğum değil mi? Kamuoyunun bunu bilmeye hakkı yok mu? Bunların hangisi yanlış, hangisi yalan? Kimse insanlarda farklı algı yaratma çabasına girmesin. Ya da kendinden menfaat umam, sosyal medya trollerine bel bağlamasın. Herkes doğru davransın yeter. Söylemleriyle eylemleri örtüşsün. Bundan sonrası daha da düşündürücü. Sayın basın mensupları arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız belediyemize bir tepki vermişiz gibi belediye başkanımızı koruma telaşına düştüler. Bir de bu paylaşımı siyasete dayandırmaya çalıştılar. Değerli arkadaşlar, bunun siyasetle ne alakası var? Az önce söylediğim gibi, eğer bunu biz siyasete dayandırmış olsaydık, bu tebligat bize bir ay kadar önce geldi. Benim siyasi anlamda kötü bir niyetim olsaydı, 3 gün önce yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçiminden önce bu açıklamayı yapardım. Özellikle hassas davrandım ki farklı anlamlar çıkarılmasın. Ama maalesef yine de engel olamadım bu tür düşünce ve paylaşımlara. Tüm bu gelişmeler üzerine belediye başkanımız bir paylaşımda bulundu. Aynen aktarıyorum. Kamuoyuna duyuru. Değerli hemşerilerim, bilindiği üzere Silivri'mizin çok önemli bir değeri olan Silivri Spor Kulübü'nün kongresi bu hafta sonu yapılacaktır. Silivri Spor futbol takımının formasını terletmiş bir sporcu kimliğimle, ne güzel, Silivri'mizde sporun tüm alanlarını sahiplenmesi ve desteklenmesi için çalışacağıma dair sözümün varlığı herkesin malumudur. Doğru. Bu söz malum. Yapıştı çünkü. Pelesenk oldu dile. Bu söz verildi defalarca. Hep Silivri Spor, hep Silivri Spor. Biraz sonra şu ana kadar ne yapıldı diye sorarsanız onu da cevaplarım. Nitekim bunun en yakın örneği göreve gelir gelmez öncülük ettiğimiz Silivri takımına sahip çık kampanyasını başlatmış olmamızdır. Silivri'deki başta Silivri Spor olmak üzere bütün spor kulüpleri ve spor branşlarına şansım ve belediyemiz tarafından sağlanan destekleri her yıl arttırarak devam ettireceğimi bir kez daha belirtmek isterim. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Plan, burayı özellikle anlayamadım. Biri bana anlatsın lütfen, rica ediyorum. Aklınıza danışıyorum. Plan, proje ve çalışmalarımız böyleyken belediyemizin spor faaliyetleri dışındaki bir takım iş ve işlemlerini Silivri Spor Kongresi ile ilişkilendirerek kamuoyuna aktarılmaya çalışılması doğru olmamasının yanında etik de değildir. Bu spor faaliyetlerinin dışında bir durum mu? Silivri Spor Kulübü'nün en büyük gelirine, otogara parasını 850 bin lira bir ayda ödeyin ya da çıkın diyor. Ben bunu paylaşacağım, bu spor faaliyetlerinin dışında olan bir durum olacak. Böyle bir mantık olabilir mi? Yani o çıkmadan çıkıyor. Evet, böyle bir mantık olabilir mi? Yani ben burada gazete kağıdı göstermiyorum, tebligat gösteriyorum. Belediyenin bize yolladığı tebligat. Tebligatı okuyabilir misiniz başkanım? Efendim? Tebligatı okuyabilir misiniz? Bitireyim okuyayım, tamam mı? Bir okuyayım. Silivri Spor Kulübü Derneği, Pir Mehmet Paşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No 6, Silivri, İstanbul. İlçemiz Ali Bey Mahallesi, 413 ada 28 parseldeki terminal otopark alanı 30.12.2008 tarihli kira sözleşmesiyle kiralanmış bulunmaktasınız. Burada da yanlış var. 2008 değil o, 2010. Ya yanlış. 2010'da evet. Yanlış yani, yanlış. Kira sözleşmesinde belirtilen kira bedeli her ayın 5'ine kadar peşin ödenir. İbaresine rağmen 09.05.2019 tarihi itibariyle 860...
865.601 lira. Bunların söylediği sözleşmeye göre 11 yıldır bu para alınmamış. 865 bin lira. Yasal süresi içinde tahsili sağlanamayan belediye gelirleri kamu alacaklarını zarara atmaktadır. Yukarıda miktarı belirtilen kira borcunuzu faiziyle birlikte yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde belediyemiz veznesine yatırmanızı 30 gün içinde 865 bin lirayı yatırın. Belediye veznesine yatırın. Bu ana para mı yoksa faiziyle? Faiziyle birlikte. İçinde mi de faizi? Yukarı evet toplam olarak gözüküyor burada. Aksi takdirde biriken borcunuzla ilgili yasal takibe başlanarak icra yoluyla tahsile gidileceği göz bebeğini icraya verecek Silivri Spor göz bebeği başkanımız. İcra yoluyla tahsile gidileceği ve kiralanan yerden tahliye edileceğiniz hususlarını ihtaren bildiririz. Bilgilerinize rica ederim. Şükriye Karakuş müdür elektronik imzalanmıştır. Oku dediniz okudum. Başkan Bey'in kamuoyuna olan duyurusundan devam ediyorum. Şahsım ve belediyemiz yapılacak Silivri Spor Kongresi'nde delegelerin takdiriyle seçilecek yeni yönetimin Silivri'mize ve Silivri Spor'a güzel hizmetler yapılmasını temenni etmektedir. Silivri kamuoyu ve spor camiasının desteğini alarak seçilecek yeni yönetimi şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyor. Evet, ben de seçilecek olan yeni yönetimi şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Bu paylaşımı da adım adım değerlendirmek istiyorum sizlerle, izninizle. 1. Belediye başkanımız tüm seçim çalışmaları boyunca Silivri Spor Kulübü'nü dilinden düşürmemiştir. Destek sözleri vermiş, birçok Silivri Spor sevdalısının gönlüne girmiş ve siyasi görüşleri farklı olsa da, kesinlikle eminim, %100 çevremden biliyor, farklı siyasi görüşte olsa da Silivri Spor, sadece Silivri Spor için verdiği sözler için, ilgili söylemlerden dolayı bu sevdalıların oylarını almıştır. Bunlara borcu vardır başkanımız. Verdiği sözler borcudur. Otogarı almak değildir. Seçimden sonra tüm ülkemizi bayrak ve afişlerle donatmış, her zaman kulübün yanında olacağını defaten bildirmiştir. Kendilerine bayrak ve afişler için teşekkür ederiz. Çarşıda bir toplantı yaptı. Trabzon deyince akla Trabzon Spor gelir. Silivri deyince akla Silivri Spor gelecektir. Silivri Spor Silivri'nin markası olacaktır. Biz neden daha üstliklerde olmayalım? Diyen bir başkanımızdır. Hayal kurdurdu bize. Hayal kurdurdu bize. Sadece bana değil, tüm Silivri Sporlara hayal kurdurdu. İnşallah dedikleri olur. Ama otogarı almakla başlamamalıydı bu eylem. Neyse, almak istemekle daha doğru. Biz bu konuda dediğim gibi yasal yollara itirazımızı yaptık. Örnek bir davranış sergileyerek kendisine gelen çiçek paralarının kulübe hibe edilmesini istemiş, duyarlı vatandaşlarımız da bu çağrıya uyarak bağışlarını gerçekleştirmiştir. Bu meblağ yaklaşık 28 bin liradır. Çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir davranış. Bununla ilgili defalarca teşekkür ettim. Huzurlarınızda bir daha teşekkür ediyorum. Rakama takılmıyorum. Bu davranış şekli örnek bir davranıştır. Yiğidin aklını yiğide. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Ligin son ayında göreve geldiklerinde 4 tane maçımız vardı bizim. Ve biz düşme potasındaydık. Ligin son ayında takım küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve bu sözleri veren bir belediye başkanımız var. Göreve geldi artık. Son 4 tane maçımız var. Ekonomik olarak en çok ihtiyacımız olduğu dönemdeyiz. Özetliyorum size. Çok hakim olmayan arkadaşlara. Son 4 maçta. Göreve geldiği son 4 maç. Kendisiyle defalarca destek ihtiyacımızla ilgili konuşmamıza bizzat ben konuştum. Burada konuştum. Ve önceden söz vermesine rağmen hiçbir karşılık alınamamış.
maddi destek sağlanamamıştır. Kimse demesin ki belediye Silivri Spor Kulübü'ne geldiğinden bu yana para aktarıyor, destek veriyor, şu oluyor, bu oluyor. 28 bin liranın dışında çiçek paralarının dışında benim bulduğum ve şahsın arazisine kiraladığımız halk pazarından elde ettiğimiz 50 bin liralık bir gelir var. Oraya da izin verdi kendisi. Teşekkür ederiz. Burada yapmak istedik. Otogarda izin alamadık. Ama yanlış hatırlamıyorsam 2-3 gün sonra da festival olacak. Otoparkta izin alamadık. Adamlarla 80 bin lira üzerinden anlaştık. Adamlar iş yapamadığı için erken gitti. 50 bin lira alabildik. Çünkü yer kötüydü. Burada Altınçap ailesine teşekkür ediyorum. O yeri Silivri Spor'a karşılıksız para kazanmak amaçlı bize tahsil ettiler. Biz de kiraladık. 50 bin lira gelir elde ettik. Bu kulübün son 4 haftadaki ihtiyacı 400 bin liraydı. Bakın hanımefendiler, beyefendiler. Biz amatör bir kulüp yönetmiyoruz. Bu kulübün yıllık gideri 500 bin lira. Aylık gideri 500 bin lira. Yıllık bütçesi 6 milyon. Ben bunu genel kurulda açık açık sizinle paylaşacağım. 500 bin lira gelir, gideri olan bir kulübün son 4 hafta can çekişiyorsun. Göz bebeğim Silivri Spor diyorsun. Düşmemek için orada birinci önceliğimiz ekonomik destek. Bize bu söz verildi. Ve biz alamadık. Ben ya neden vermiyorsun diye gırtlağına yapışmıyorum ki. Haddime değil. Söz verdiniz. Vereceğiz dediniz. Maçtan önce yollayacağız dediniz. Yapmadınız. Yalansa bana yalan desin. Yalansa bana yalan desin. Benim paylaşımımda genel kurulumuzla ilgili hiçbir ifade yokken benim dünkü sosyal medya hesabından yaptığım paylaşımda genel kurulumuzla ilgili hiçbir ifade yok. Bakın. Hiçbir ifade yok. Hiçbir ifade yokken başkanımız bu tebligat duyurusunu genel kurulla ilişkilendirilmiş ve sanki kendisi bir tarafmış gibi alakasız bir alınganlık göstermiştir. Ya benim o paylaşımım genel kurulla ne ilgisi var? Tebligat geldi diyorum, bunu bilin diyorum. Bunu daha önce geldi, biz Büyükşehir Belediye seçimlerinin olmasını bekledik. Şimdi sizinle paylaşıyoruz diyorum. Paylaşmayayım mı 960 tane üyesi olan kulübümüzle? Nereden paylaşacağım? Ayrıca aday olanınız da. Posta güvercinine mi paylaşacağım? Sosyal medyadan paylaşacağım tabii ki. Başkanımızın desteklerinin artarak devam edeceğini belirtmiş yazısında başkanımız. Bu gerçekten güzel bir haber. Çünkü kendi yönlendirmesiyle halkımızın yaptığı 26 bin liralık bağış Silivri Spor Kulübü'nü sadece 2 haftalık yemek bedelidir. Bu desteklerin artması zaten zorunludur. Kamuoyunun bilmesi adına belirtiyorum ki az önce de söyledim. Kulübümüzün aylık masrafı 500 bin liradır. Sadece futbol kulübü değil bu kulüp. Voleybol, basketbol, boks içinde farklı branşları barındıran bir spor kulübü. Kamuoyunda konuşulan, bakın bunu çok fazla açmak istemiyorum ama içim acıyor. Ya biz son 4 haftada kendi bütçelerimizi bitirdik arkadaşlar. Kendi bütçelerimizi bitirdik. Eşimizden, dostumuzdan borçlar aldık. Ne için? Teşvik için. Engin Spor Mavi'yle, İbrahim öyle, Hakan kardeşim öyle, bu konulara daha çok hakim. Para vereceksin. Para giriyor devreye son haftalarda. Para vereceğiz. Kendimizi bitirdik. Eşimizden, dostumuzdan borçlar alarak sorumluluklarımızı mümkün mertebe yerine getirip bu takımı biz diktirdik. Biz. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım ve dışarıdan destek veren birkaç tane Silivri Spor gönüllüsü. Kimse farklı algı oluşturmasın. Bayrak asmak güzel, billboard süslemek güzel ama bunlarla takım ligde kalmıyor. Bunlarla takım ligde kalmıyor. En önemli 7. Çok açmak istemiyorum çünkü buradan farklı şeyler çıkar. Bu çok saçma sapan bir paylaşımdır. Saçma sapan bir algı operasyonudur. Kamuoyunda konuşulan diğer bir husus da ekonomik destek verilmesi.
katkıların olduğu yönünde yapılan tehlikeli söylemlerdir. Tehlikeli söylemlerdir. Eğer doğruysa bunun adı emek hırsızlığıdır. Benim ve yönetim kurulumun emeği, futbolcu kardeşlerimin, teknik kadromun, taraftarlarımın emeğinin hırsızlığına kimse soyunmaz. Bize kimse destek vermedi bu son 4 haftada. Bu koskocaman bir yalandır. Aracılığıyla herkesle paylaşmak durumundayım. Değerli arkadaşlarım, amacım asla genel kurul öncesi ortalığı germek değildir. Ama ve lakin gerçeklerin de bilinmesi gerekmektedir. Verilmeyen destekler verilmiş gibi gösterilemez. Yapılmayan hizmetler yapılmış gibi gösterilemez. Ve yaptıkları da yapılmadığı gibi lanse edilemez. Başkanımızın buna hakkım olduğunu düşünüyorum artık. Bu cümleyi kurmaya hakkım olduğunu düşünüyorum artık. Sanırım başkanımızın seçim sonuçlarından dolayı biraz sinirleri bozuldu, dengesi bozuldu. Kolay değil, 3 ayda %10'luk bir düşüş yaşandı Silivri'de temsil ettiği. Neyse. Ama ne olursa olsun Silivri Spor'u bu başarısızlığa kamuflaj yapamaz kimse. Silivri Spor'u kullanarak kamufle etmesine ve asıl kendisinin kulübü siyasete alet etmesine en azından 3 gün de olsa sürem, görevi bırakana kadar müsaade edemem. Ben kendime, delegelerime bu sözü verdim. Hepinizin çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yüksek katılımla burada bulundunuz. Sizlerin aracılığıyla üzüntümü paylaştım. En başta söylediğim gibi dost meclisi burası. Üzüntümü paylaştım. Yarın akşam saat 7'de Koyaslan Şomine Restorant'ta sadece üyelerimize ve basın mensuplarına bir teşekkür ve helallik yemek. Orada da sizleri görmek istiyorum. Orada olmanızdan onur duyuyorum. Sizlerin aracılığınızla tekrar bunu da duyurmak istedim. Dediğim gibi kimse alınganlık, kırınganlık göstermesin. Protokol dahil değildir. Sadece üyelerimizedir. Silivri Spor Kulübü sevdalısı olan zaten şimdiye kadar üye olmuştur. Üyelerimize olan bir yemektir. Borçlar kanunu tabi olarak yollanmış bir tebligat. Dolayısıyla hukuki olarak hiçbir niteliği birbirine uyuşmuyor. Dolayısıyla borçlar kanununda belki biliyorsunuzdur herhangi bir kira sözleşmesi yaptıktan sonra kira süresi bitse bile kiracı o taşınmaz ya da evde kalmaya devam ettiği sürece o kira sözleşmesi kendiliğine uzamış gibi düşünülüyor ve devam ediyor kira sözleşmesi. Ama devlet ihale kanununa tabi bir sözleşmede, bu sözleşmeden bahsediyorum. Kira süresi 10 ay olduğu için 75. maddeye bunu yollayan avukatın bir bakması gerektiğini düşünüyorum. 75. madde uyarınca zaten hiçbir şekilde 10 aydan sonra belediyenin kiraya verdiği olan bu taşınmazlarda kira sözleşmesinin uzaması diye bir şey söz konusu değil. Asıl yapmaları gereken başka bir ihtarname var ama onu burada söylemeyeceğim. Onu bence kendileri bulmaları gerekiyor. Ben bir hukuk öğrencisi olarak çok üzüldüm bunu görünce. Bu kadar yani sorunun cevabı. Biz hep birlikte Silivri Spor'uz. Evet. Hep birlikte Silivri Spor'uz. Ben hukuk bir şey olamaz yani. Böyle yok hiçbir şekilde. Onu ben uzun uzun anlatacağım zaten. Biraz da komik yani. Komik geldi bana. Başka iki soru daha soracağım. Sonra diğer arkadaşlara girdi olanı gösterelim. Benim diyorum, hiçbir zarfı açmadım. Açmam, merak da etmiyor. Hangisi belediye başkanı? Sağ ol.